Bugün Aurora Cappuccino arkadaşımı almaya geldik. Renk var, bakıyoruz tek tek. Burada işte mat lacivert, grisi ve laciverti turkuazı var. Burada hatta kurulu bir model. Bu göstergesi. Dörtünde var. Bir tane motoru değil mi? Ben baksam ki. Güzel bir kaliteli bir derisi var. Hatta kask bile sığarıyor. Bir büyük. Aynaları linki. Jantlar direkt renkli. Pomp ve işte bu yanlar ledli. Stop sinyal led. İşte pancası da var. Dediğim gibi buradan ekran farklı farklı renkler de olabiliyor. Şu ikinci rengi. 3 7 rengi var toplamda. İşte dediğim gibi dörtlüler. Stop sinyal. Bu şekilde. Şöyle bütün modellerde her renginde elcik ve döşeme rengi, hepsinde kahverengi. Şöyle bir kornası var. Direkt buradan ayaklara çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzu almaya aşağı iniyoruz. Motorumuz geldi. Motorumuz. Geldi, şimdi karşılayacağız. Evet, motorumuz bu şekilde biraz geldi. Biraz şey, servisten çıktı. Sıkıntı yok ya. Evet arkadaşlar, motorum geldi sağ salim. Biraz durumu anlatayım ben size. Cuba Blueberry'im vardı, bilenler bilir. Bayramdan önce sattım. Biraz daha yani model değişikliği yapalım diye vesaire düşünüyordum. Birçok model baktım. Hatta Blueberry'nin Pro'suna dahi baktım. Hatta bir bayiden alır gibi oldum. Sonra o bayiye kızdım biraz vesaire. Neyse, sonuç Aurora Cappuccino oldu. Nasıl aldım? Akçakoca'da Kocak Motor direkt size ücretsiz teslimat olarak İstanbul, işte Bursa, Sakarya birçok ile getiriyor. Kapınızın önüne indiriyor, demin videoda gördüğünüz gibi. Kapıya kadar getiriyor. Daha güzel yani, uzak bir yere gidip almaktansa kapınızın önüne geliyor bir gün sonra. Yani cumartesi anlaştım. Bugün pazartesi sabah görüştük, yola çıktı. İşte akşam oldu, geldi. İşte yani direkt İstanbul'dan almaktansa bu şekilde aldım. Hem biraz fiyat olarak çok fark etmese de bir nebze indirim olmuş oldu. Birçok bayiye göre İstanbul'da biraz pahalı satan yerler de var. Onun haricinde ne anlatabilirim size? İşte Blueberry'den Cappuccino'ya böyle bir geçiş oldu. Bu rengi tercih ettim. Kahverengisi de güzel. Bu renk güzel. Hani ben biliyorsunuz biraz koyu renk sevmiyorum. Bu tarz renkler daha güzel duruyor. Şöyle orijinalinden lastikleri yanaklı. İşte vesaire. Bir motorumuz. Şöyle şöyle dökelim aslında. Şöyle koltuğu. Derisi gayet güzel. Biraz sert. Yani çok ince bir şeysi var ama bu rezil. Neyse, alırım onu ben şimdi. Şeyi güzel. Bir de tabi onu da göstereyim ya. Biraz alışamadım daha. Burası bayağı büyük. Yarım kask sığacak kadar. Bir kaskını koysana Ezgi buraya. Sığıyor mu? Nasıl sığıyor? Bakalım.
Sıldı benim kastım. Kapanıyor. Kapanmıştı. Aynen, kapanıyor. Buraya gayet güzel birçok yarım kası var. Bir de şeye bakalım. Burasına. Orijinal çantası. Buraya da sığdı gayet güzel. Değil mi? Sığdı işte. Tamam. Kapandı. Bu şekilde daha işte pire kısmı vesaire de ayarlayacağız noterde satışını. O haricinde neyse alırız onu, dur. Şurada da bir gözümüz var malumunuz. Bu göz İşte benim Blueberry'de eksikliğini yaşadığım bir göz. Şurada USB'si var aşağıda. Burada bir gözü var. Ruhsatlık gibi. Videonun başına çektiğim görüntülerde aslında arkadaşıma bakmaya gitmişken bana nasip oldu. Böyle nasipmiş. Şunlar da ayaklıklarda bu şekilde yine. Ve göstergemiz. Dörtlümüz. Yine Blueberry'de olmayan bir farklı özelliğimiz. Bunlar hep farklı olmuş. Sıyamıyor mu? Buna bakarım. Bizi aldık. 37,5 lira aldı. Bayağı bir kapısı bir nebze büyük dayı. İkinci yakıtımızı alıyor. Işık yanıp sönmeye başladı. Şeyde, 36 TL'ydi bir önceki. Şu an 30 TL almış olduk. Fullendi bu şunlar. Evet arkadaşlar, evimize geldik. İşlemlerini hallettim. Yeterli. Yakısını bastırdım. Bir zamanlar sonra 2-34 TL'ye geçtim. İkametliğe İstanbul'a geçtik. Şöyle bir şey aldım, küçük ön tarafında ufak köyler hemen kendine kullanmış bir gecede belki otorusun böyle bir şey yaptım. Aldığım yerden ufak bir şikayetim, kurulumunu yapmamışlar. Ara ara böyle ekran gidiyordu, far kırpılıyordu, meğer akünün tutup taşları tam sıkılmamış. Ondan sonra karbüratör ayarı çok kötüydü. En ufak şöyle anlık gaz yanmalarda istop ediyordu. Karbüratör ayarını yaptırdım burada servisine, Mezlutöy'de. Dün yaptırdım. Onun haricinde bir tane yankısı şeyi yanmıyordu. Videoda göstermiştim. Soketi çıkmış, onu taktırdım. Arka fren tutmuyordu, arka frenin ayarını yaptırdım. O şekilde. Şu an bir sıkıntı yok, çok şükür. Her şeyi halletmiş oldum. Şu anlık böyle anlayacağımız. Böyle bir video oldu. Blueberry'de kapuçuna geçiş olarak şu anlık böyle. İlerleyen vakitleri yani motor hakkında görüşlerimi daha detaylı bildireceğim. Öyle bir video yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum